Civil War geldi çattı. Biz de bu olay için kimdir videolarımızı ikiye böldük. İşin Iron Man tarafındayız. Tony Stark namı değer Iron Man kimdir? Hem kökeniyle ilgili bilindik bilinmedik detayları konuşacağız, hem de Stark'ı Stark yapan şey nedir onu yakalamaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. For your consideration, the Jericho. Tony Stark tam adıyla Anthony Edward Stark, Maria ve Howard çiftinin oğlu olarak pek çok Marvel süper kahramanı gibi New York'ta doğuyor. Yine pek çok Marvel süper kahraman gibi süper dahi ve akademik anlamda deli başarılı. Stan Lee dönemin en büyük mühürlerinden biridir bu zaten. Karakterler genelde o yıllarda toplumdan dışlanan ve çizgi roman okurlarının da büyük bir kitlesini oluşturan nerd dediğimiz süper zeki, akademik anlamda süper başarılı ama içine kapanık çocukları güzellemeler olur. Tony de öyle. Yatılı okulda okuyor, insanlarla çok içi dışı değil, kendini makinelere veriyor. 19 yaşında MIT'den fizik ve mühendislik dalında çifte master diplomasıyla mezun oluyor. 21 yaşında Tony babasının şirketini devralıyor. İlk işi de babasının ölümüne sebep olan trafik kazasını, yaşadığı arabayı yapan firmayı satın alıp hataları düzeltmek. Tabii babasının ölümünün masumane bir ölüm olmadığı ortaya çıkıyor ama o zaman Tony bunu bilmiyor. Tony ticaret hakkında çok bir şey bilmediği için sekreteri Pepper Potts'u şirketin bir anlamda başına geçiriyor. Ama siz buraları filmlerden biliyorsunuz zaten. Tony Afganistan'da yeni bir silah testi yaparken yakalanıyor. Ona silah yap diyorlar. O da zırh yok kaçıyor. Aslında ilk başta Tony'nin bir süper kahraman olmak gibi niyeti yok. Fakat lan bu zırhı yaptık ne edeceğiz diye o dönemki nişanlısına danışırken hayat kurtarmaya karar veriyor. O dönemde Tony Iron Man'i sağda solda kendi bodyguard'ı olarak tanıtıyor. Zaten çizgi roman tarihine baktıysanız fark etmişsinizdir. Çizgi roman karakterleri ilk tanıdıkları yıllarda genelde kimliklerini gizli tutuyorlar. Yalnız filmlerin aksine Tony Afganistan'dan tövbe billah bir daha silah satmayacağım diye dönmüyor ilk aşamada. Hatta kendisinin en kilit karakter özelliklerinden biri bu yüzden devreye giriyor. Tony güvendiği S.H.I.E.L.D.'ın Stark Industries'i almaya kalkıştığını öğreniyor. Bunun sebebi de S.H.I.E.L.D.'ın silah üretimi konusunda bir numaralı kaynaklarını yani Stark Industries'i güvenceye almak istemesi. Tony bir de bunun üstüne akıl odası Stane tarafından iflas ettirilip ihanete uğrayınca iyice şişenin dibine düşüyor. Bu dönemde Iron Man titrini Rhodes üzerine alıyor ama kostümü tam anlamıyla kontrol edemiyor. Stane üzerine geldikçe geliyor, Rhodes ciddi anlamda yaralanıyor, bir sürü eş dost kaçırılıyor. Bunların hepsinin sebebi Stane'in şu planı. Ben Tony'nin üstüne yeterince gidersem yine düşer, kırılır ve şişenin dibinde kaybolur. Bu sefer öyle olmuyor. Tony aylar boyunca yeni bir zırh üzerinde çalışıyor ve Silver Centurion adlı bu zırhla Stane'i alaşağı ediyor. Tony buradan sonra yeter lan deyip kendi yarattığı zırhları kendinden başka kimsenin kullanmayacağından emin olmak istiyor ki bunu ABD ve S.H.I.E.L.D.'a dahil. Bu dönemde zaten biraz kafa kafaya geliyorlar hükümette. İşte burası Tony Stark'ın karakterindeki Ayn Rand en ciddi anlamda istediği noktalar. Ayn Rand'ın meşhur kitapları Fountainhead ve Atlas Silkindi temel olarak dünyanın ikiye ayrıldığı söylerler. Vizyon sahibi, yapan insanlar ve yapanlardan medet uman ama her fırsatta da köstek olmayan çalışan, tüketen insanlar. Tony Stark bir sanayicidir, üreticidir ve Rand'ın vizyon sahibi yapanlar kategorisine düşer. Ve aynı Atlas Silkindi'nin Francisco D'Anconia'sı gibi bir noktadan sonra kendi teknolojisini, kendi endüstrisini, kendi sanayisini başkalarının erişiminden uzak tutmak için yakmayı dahi göze alır. Tony zaten dönemin bir diğer popüler yeni karakteri Spider-Man'in zıttı olarak tasarlanmıştır Stan Lee tarafından. Peter Parker gençtir, lise öğrencisidir, yoksuldur, Tony ise yaşlıdır, bir şirketin lideridir ve zengindir. Ama en önemli değişiklik güçlerini kazanma biçiminde yatar. Peter Parker'ın süper kahraman olmak için sadece sabit durması yetmiştir. O andan sonraki bütün mücadelelerinde sadece dirayet göstererek kazanır. Tony ise ilk andan itibaren çok çalışarak, üreterek, bir vizyonu emekle gerçek haline getirerek bütün sıkıntılarını aşar, ilk zırhını ve Silver Centurion'ı tasarladığı anlarda olduğu gibi. Tony'nin 70'li ve 80'li yıllardaki bu kapitalizm, liberalizm ve objektivizm sembolü olma durumu sık sık komünist düşmanlara karşı mücadele edişleriyle sabittir. Ama sonradan yumuşar. Geriye Tony'nin en önemli karakteristiği kalır. O da az önce söylediğimiz sorunları çok çalışarak, üreterek, neredeyse sanayi ile çözme eğilimi. Stark'ın mührü bu durum Civil War'da da kendini gösterir. Yaptıklarını dünyaya olan etkisini gördükten sonra kayıt yasasını oturtmak için etrafını topladığı insanlar polis değildir, asker değildir, bilim adamıdır. Reed Richards ve Hank Pym'i toplar yanına. Ve Tony Civil War'u da üreterek çözmek ister. Yalnız bu sefer kendisine zırh değil, direnen kahramanlara bir hapishane üretiyordur. Yani demek istediğimiz Tony her zaman süper kahramandan önce bir sanayici olmuştur, öyle olmaya devam edecektir.